Selamünaleyküm sevgili dostlarım. Bir videoda daha sizlerle beraber olmanın mutluluğu, sevinci, tabii ki de heyecanı içerisindeyim. İnşallah iyisinizdir, keyfiniz, saatiniz yerindedir. Nurdoğan Sanar ben. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sizlere müteşekkir ve minnettarım. Çünkü sayılarımız, hem izlenme rakamlarımız hem de abone sayılarımız günden güne artıyor ve çoğalıyor. Şükürler olsun, hamdolsun, bütün herkese şifa olsun. Teşekkür ediyorum. Paylaşımlarınız, beğenileriniz, yorumlarınız ve de beğenileriniz için çok çok teşekkür ederim. O kadar çok söyleyecek laf var ki hepsini hatırlamak gerekiyor. Pekala. Ee, yine de bir sorun var sizlere. Kaç defa evlendiniz? Evli misiniz, bekar mısınız? Etrafınızda evli olan ya da birkaç da bayanla evli ya da birkaç erkek yani birkaç evlilik yapmış insan var mı? Neden soruyorum bunu? Şimdi anlatacağım, okuyacağım öykü evliliklerle ilgili. Bakın Aziz Nesin hocam rahmetle, saygıyla ve minnetle, özlemle yad ediyoruz. Nurlar içinde yaşasın, uyusun. Ve şöyle diyor, İneri Fıçı adlı öyküsünde. Beşinci karım mı? Doğrusu mükemmel bir kadındı. Çok anlayışlı bir ev kadını. Renk renk biçim biçim öyle bir sofra kurardı ki sanat eseri bir tablo gibi. Eline ayağına çabuk mu çabuk, hamarat mı hamarat, dikiş, nakış, her iş anda. Birinci sınıf terziydi. Üstelik öyle de tutumluydu ki, bekarlığımda tek başıma harcadığım paranın daha azıyla ikimiz gül gibi geçinip gidiyorduk. Evet biliyorum, bütün özelliği yalnız ev kadınlığı olan bir eşle yaşamak zordu. Ama yalnız bir ev kadını değil, hem de aydın bir kadındı. O bir toplulukta bir toplantıda konuşurken övünçle göğsüm kabarırdı. İçinizden geçeni anlıyorum kim bilir ne kaknemde diye düşünüyorsunuz. Yanılıyorsunuz güzeldi. Hayır ihanet de etmedi. Bana yuvasına çok bağlıydı çok. Böyleyken ondan neden mi ayrıldım? <laughs> Bunu anlamanız için size önce onunla nasıl evlendiğimi anlatmalıyım. Hadi bakalım dinliyoruz. Akşam yemeğine bir arkadaşımın evine çağrılıydım. Ben eve gittiğimde salon benden önce gelmiş konuklarla doluydu. Tanış olduklarımla selamlaştım, olmadıklarımla tanıştırıldım. Nedense hava çok resmi ve soğuktu. Bakışlarımla oturacak bir yer aradım, bir köşedeki boş koltuğa oturdum. Oturmamla havaya sıçramam bir oldu. Canımın acısından öyle sıçramışım ki neredeyse başım tavana çarpacaktı. <laughs> Tahayyül ediyorum da bu şaka değil namussuzluk diye bağırdım. Ne olduğunu anlamayan konuklar benim böyle bağırmam üzerine ilkin dönüp kaldılar, donup kaldılar. Ama ben acıdan suratımı buruşturarak elimi arkama atıp da kaba etime ta kemiğime kadar batmış olan iğneyi çıkarmaya çalışırken Kendilerini tutamayıp kahkahayı bastılar. O ağır hava kahkahalarla gevşeyip yumuşamıştı. Ama ben de acıdan ölüm terleri döküyordum. Ben burada canımla uğraşıyorum, siz karşıma geçmiş gülüyorsunuz diye bağırdım. Ama bu kızgınlığım onları daha çok güldürmekten başka bir işe yaramadı. O sırada melek yüzlü bir genç kız bana sokulup utangaç titrek bir sesle ''Çok affedersiniz suç benim'' diye fısıldadı. Ne demek istediğini anlayamamıştım ama bu kadar güzel bir kız suçlu olamazdı. İçeriki odaya buyurun da çıkarayım dedi. Canımı dişime takıp bir elim iğnenin battığı yerde topallaya topallaya kendimi kızın gösterdiği odaya atmaya çalışırken konuklar hala kahkahalarla gülüyorlardı. O güzel kız lütfen şuraya uzanın dedi. Geniş divana yüzü koyun uzandım hiçbir şey yapamıyor yalnız acıdan inliyorum. Her şeyi o kendi eliyle yaptı. Önce pantolonumun kemerini çözdü. Sonra pantolonumun pantolonumu ayağımdan sıyırdı. Acıdan utanacak durumda değildim. Kendimi onun ellerine bırakmıştım. İğnenin battığı yeri bulamadığından beni biraz daha soymak zorunda kaldı. Sonra kabamdaki iğnenin çıkmasıyla oh dünya varmış diye geniş bir soluk aldım. Nasıl çıkarabildiniz diye sordum. Dikiş iğnesiydi dedi. İplik de geçirmiştim. İpliğinden çekince kolayca çıktı. Doğrusu bana kendisini yutturmaya çalışmıyor. Her şeyi bütün içtenliğiyle anlatıyordu. İnsana batan dikiş iğnesini çıkarmak her zaman böyle kolay olmazmış. Çünkü dikiş iğnesi bir battı mı insanın bedeni içinde canlıymış gibi kayar gider boyuna gezermiş. Annesinin içinde iki babasının içinde de dolaşıp duran bir dikiş iğnesi varmış. Bu kazalardan sonra çok tedbirli davranıyor. Deliğinden iplik geçirilmemiş dikiş iğnelerini oraya buraya bırakmıyormuş. Çünkü iplik geçirilmiş iğneyi çıkarmak kolay oluyormuş. Kız bana bütün içtenliğiyle bunları anlattı da ben yine aymadım. Boşuna mı aşkın gözü kördür demişler. O odada ne kadar zaman kaldığımızı bilemiyorum. Yalnız şunu açıklarsam her şeyi anlamış olursunuz. Odadan çıkınca salondakilere nişanlandığımızı ilan ettik. Kısa süre sonra da evlendik. Balayı geçirecek paramız olmadığından bir güzel otelde 3 bal günü geçirmeye karar verdik. Bilmem o olayı nasıl anlatsam çok affedersiniz. Otelde daha ilk yatağa girdiğimiz geceydi. Birden odamızın kapısı dışarıdan şiddetle vurulmaya başladı. Çünkü ben yatakta kalçama batan iğnenin acısıyla avazım çıktığı kadar öyle bağırmıştım ki bir cinayet işlendiğini sanan otel görevlileri de odamızın kapısına yığılmışlardı. Evet, başıma gelen gerçekten bir felaketti. Düşünebiliyor musunuz? Uzun zaman yutkuna yutkuna hep o kavuşma gecesini bekliyorsunuz. Soyunup yatağa giriyorsunuz. Sevgili eşiniz incecik geceliğiyle koynunuza giriyor. Büyük bir coşkuyla eşinize sarılır sarılmaz. Bu kez kaba etinizden değil, cena, can evinizden yaralanıyorsunuz. Hart diye bir iğne giriyor. Hayır saplanıyor. Hem de göğsünüze hem de kafes kemiğinize kadar. Kapımıza biriken otel görevlileri bağırışımın ilk Eylül gecesinin şakası olduğuna pek zorlukla inandırıp oradan saldık. O üç bal günü bana zehir olmuştu. Çünkü her ne zaman karımın her neresine elimi atsam ille de elime iğne batıyordu. Karımın en olmadık en inanılmaz yerlerinde bile iğne vardı. Ben artık onu sarıp sarmalamak şöyle dursun. Ellemeyi bile korkuyordum. Muay İğnelerin ellerime batmasına çoktan razıydım ama daha başka yerlerime iğnelerin batması çok daha acılı oluyordu. Otelden evimize dönmüştük. Yani evimizden işime ilk gideceğim sabah kapıdan çıkarken belki yemeklik bir şeyler ister diye akşama ne getireyim diye sordum. O hiç duraksamadan 2-3 kutu toplu iğne ile 1-2 paket de dikiş iğnesi al dedi. Ertesi sabah işime giderken de dikiş makinesi iğnesi daha ertesi sabah da başlı iğne istedi. İşime beni uğurlarken iğne ısmarlamadığı sabah pek seyretti. Yorgan iğnesi, çuvaldız, dikiş iğnesi, dikiş makinesi iğnesi, pikap iğnesi, başlı iğne, toplu iğne, çengelli iğne, yaka iğnesi, başları renkli iğne, süs iğnesi, daha bilinen bilinmeyen her tür iğnenin her numarasından isterdi. Kimi sabahlar unut, unuturum da yanlış iğne alırım diye, kapıdan çıkarken elime bir yazılı kağıt tutuşturuyordu. Bir kutu küçük toplu ile bir enjektör iğnesi. Bir paket de orta boy dikiş iğnesi. Bir sabah yine evde hiç iğne kalmadı diye bana iğne ısmarlayınca kuzum bu kadar iğneyi ne yapıyorsun diye sordum. Bu soruma pek şaşırmış gibiydi ve göründü. Ayol iğne bu iğne ne yapılır İğne bir evin en önemli ihtiyacıdır. Sonra da bana çıkışmaya başladı. Sen bu ev salt senin getirdiğin iğnelerle mi oluyor sanıyorsun? Ben almasam senin getirdiklerin yetiş yetişir mi hiç? Doğru yetişmezdi. Evin iğne ihtiyacı hiç bitmiyordu. Bir pazar günü evdeydim. Koltuğumda oturmuş gazete okuyordum. Karım da karşımda dikiş dikiyordu. Bir ara başımı kaldırıp karıma bakınca dehşete düştüm. Çünkü karım avucuna doldurdu. Bir avuç ineği ağzına atmıştı. Zaman zaman gazetelerde ameliyatla midesinden iğneler, çiviler, anahtarlar, çatal, kaşık çıkarılan insanlara deygin haberler okurdum. Demek karım da onlar gibi iğne yutan bir ruh hassasıydı. Kendisine baktığımı görmeyen karım bir avuç daha iğne alıp ağzına attı. İğneleri nasıl yutacak diye merakla ona bakıyordum. O güzel boynundan iğneler nasıl geçecekti? Ama karım ağzındaki iğneleri yutmadı. Ağzından teker teker iğneleri çıkarıp elinde diktiği kumaşa sokuyordu. Demek ağzını iğne kuzusu olarak kullanıyordu. Birkaç üye arkadaşa bu olanları anlatınca onlardan çoğunun da başında aynı dert olduğunu ama aile sırrıdır diye kimseye açamadıklarını öğrendim. Onların karıları da benim karım gibi düğme yerine kopça yerine fermuar, lastik kemer çengel, askı zımpara, zamp kola, her türlü yapıştırıcı yerine, raptiye yerine de daha da daha nelerin yerini hep iğne kullanıyorlarmış. Demek iğneden canı yanan koca yalnız ben değildim. Bir arkadaşım 10 yıldan daha uzun zamandan beri karısına bir kez bile sarılamadığını, çünkü ne zaman yürekleri böyle bir sevgi gösterisini göze almaya kalkışsa, kaç yerine birden iğneler saptanıp ah vah vahla yere yıkılır. Epey de kay kan kaybedermiş. Bir arkadaşım da iğne korkusundan yıllardır karısının koynuna girmediğini söyledi. Karım yalnız kendi elbiselerine, çamaşırlarına değil, benimkilerine de her düğme koptukça kopan düğmenin yerine iğne koyuyordu. Ceketin düğmesi kopsa onu bile dikmez, düğmeyi üstten iğneyle ceketin kumaşına tutturuyordu. Donumun lastiği bozulmaya gevşemeye görsün hemen bir çengelli iğneyle donumun belini daraltırdı. Kendi iç çamaşırları da böyleydi. Donunda kombinezonunda, jart yerinde, süt yeninde, korsesinde, her şeyinde çengelli çengelsiz, toplu topsuz, başlı başsız, delikli deliksiz her türlü iğne vardı. Bana öyle geliyor ki karım Salt iğneleri kullanabilmek için özellikle düğmelerini, lastiklerini koparıyor, fermuarını söküyordu. O da o iki güzel göğsünü örten elbisesi iğne yastığı gibiydi. Her yanım delik deşik olmuştu. Eve gelince daha kapıdan girer girmez beni bir iğne korkusu alırdı. Korkunç bir olay değil mi? de eve geliyorsunuz ve bir korkunuz var, iğne korkusu ayaklarıma iğne batmasın diye o kadar dikkat ettiğim halde yine de batardı. Çünkü terliklerimin içi bile iğne doluydu. Giymeden önce sirkelediğim terliğimin içinden bir dolu iğne dökülürdü. Elime attığım yerde iğne, ayağımı attığım yerde iğne, oturduğum yerde iğne, yattığım yerde iğne. Yemek tabağında iğne olur mu yahu? Size yalan yok. Bana gerçek çorba tasında yemek tabağında iğne bulunur. Yemeklerde iğne çıkardı. Karım yürürken üstünden başından yerlere iğneler dökülürdü. Başınıza gülme, başınıza gelmemişse abartıyorum sanırsınız. Bizim eve hemen hemen hiç konuk gelmezdi. Kırk yılın başında bilmediğinden ya da yanılıp birileri gelse evimize iğne batmadık yerleri kalmazdı. Evi nasıl mı temizlerdi? Karımın u biçiminde koca bir mıknatısı vardı. Evin içinde her yerde bu mıknatısı gezdirir, yerlerden oradan buradan salkım salkım iğne toplardı. Toplamak neye yarar? Yeniden dağıttıktan sonra. Bir gece yarısıydı. Midemde dayanılmaz ağrılarla kıvranmaya başladım. Sabahleyin can kurtaran arabasıyla hastaneye kaldırıldım. Röntgen muayenesinde midemin iğne dolu olduğu anlaşıldı. Yalnız midemde değil başka yerlerinde de iğneler varmış bu iğneleri ben yutmuş muydum? Yoksa orama burama batan iğneler mi içime işlemişti? Artık orasını bilemiyorum. Vah 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 vah. Hekimlerin ameliyat edilmeme karar verdikleri gün sevgili karım da hastaneye ziyaretime gelmişti. Üzerime eğilerek bir yavrumuz olacak sevgilim dedi. Ben birden öyle bir ah diye bağırmışım ki hemşireler koşup geldiler. Feryadım baba olmanın sevincinden değil üzerime eğilince karımın göğsündeki iğnelerin suratıma batmasındandı. Karım doğursa doğursa çocuk değil, belki bir iğne yastığı doldurabil doğurabilirdi. Ama onu da doğuramadı. Neden doğuramadı? Bir türlü anlaşılamadı. Bana kalırsa çocuk içindeki iğnelerle karımın bir yerine takılıp kalmıştır. Çocuğu doğuramayınca karımın ameliyat edilmesi gerekti. Sonucu bilemiyorum. Çünkü boşanmıştık. Aradan yıllar geçti ama hala içimde bir sızı var. Bu sızı karımı çok sevdiğimden mi yoksa hala arada bir bir yerimden çıkan, öksürürken ya da hapşırırken ağzımdan fırlayan iğnelerin acısından mı bunu bilemiyorum. Evet. Gerçekten çok hüzün verici bir hikaye. Yani burada bir bir mesaj verilmeye çalışıyor. Bu mesaj nedir? Lütfen merak ediyorum ben de. Sizler nasıl anlıyorsunuz bu mesajı? Eğer yorumlarda yazarsanız minnettar olurum. Lütfen kendinize ve etrafınızdakilere iyi davranın. Selam, sevgi ve dualarımla sizleri Allah'a emanet ediyorum. İyi ki varsınız.